Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış bir yokmuş. Zamanlardan eski bir zamanda, uzaklardan uzak bir diyarda, köyün birinde bir kadın ile kocası yaşarmış. Bunların garip isminde bir de oğulları varmış. Bir zaman sonra garibin annesi vefat etmiş. Babası tekrar evlenmiş. Evlendiği kadından bir oğlu daha olmuş. Onun ismini de Nasip koymuşlar. Günler gelmiş, aylar geçmiş. Üvey annesi garibi çok fazla çalıştırdığı halde o her geçen gün daha çok büyümüş, daha sağlıklı olmuş. Nasip'ten daha güçlü, daha kuvvetli olmuş. Bir gün yine kadın garip ile Nasip'i odun toplamaya yollamış. Onlar derenin kenarında odun toplarken aksakallı yaşlı bir adam onların yanına gelmiş ve önce Nasip'e demiş ki ''Evladım gel de bu yaşlı adamı bu dereden şu tepeye çıkarıver.'' Nasip ise ''Ey baba benim başka işim mi yok ben seni çıkaramam yoluna git.'' demiş. Aksakallı yaşlı adam bu kez de garibe dönmüş ve ona ''Evladım, gel de sen beni şu tepeye çıkarıver.'' demiş. Garip de gitmiş, aksakallı dedenin elini tutarak onun tepeye çıkmasına yardım etmiş. Meğer bu ihtiyar aksakallı adam Hazreti Hızır imiş. Hazreti Hızır bu iyiliğinden dolayı garibe sihirli bir öküz vermiş. Bu öyle bir öküzmüş ki dilediğin zaman boynuzlarından şekerli süt akıtırmış. Aksakallı yaşlı adam hediyesini verdikten sonra birdenbire her taraf toza dumana karışmış ve o anda ihtiyar adam ortadan kaybolup yok olmuş. Böylece garip ile Nasip de topladıkları odunları alarak evlerine geri dönmüşler. Kadın önce öz oğlu Nasip'e sormuş. ''Evladım niye geç kaldınız?'' Nasip de neden geç kaldıklarını söylememiş. ''Biraz odun topladık, orada burada eğlendik.'' demiş. Böylece günler geçtikçe Nasip en güzel yemekleri yediği halde bir türlü kilo alamamış ve gittikçe de zayıflamaya, erimeye başlamış. Garip ise aksine habire büyümeye ve güzelleşmeye başlamış. Bu durumu gören üvey anne, garibin kendi öz oğlundan daha güçlü, daha sağlıklı olmasını hazmedememiş ve onu zayıflatacak, oğlunu semirtecek planlar yapmaya başlamış. Bir gün kocasına demiş ki, ''Bu ikisine yerin altında pencereli, temiz ayrı birer barınak yapalım, erzaklarını da verelim.'' Belki o zaman bunların durumları daha iyi olur. Tabii ki kocasının, karısının bu kıskançlığından haberi yokmuş. Sonunda kadının fikrini uygun bulmuş. Garip ve Nasip'e yerin altında güzel bir barınak yapmışlar. İki kardeş ayrı barınaklardayken anneleri Nasip'e çeşit çeşit güzel yemekler götürür, Garibe de kıyıda köşede kalmış kuru ekmekleri, yemek artıklarını verirmiş. Ancak garip bu yemek artıklarını yemezmiş. Hazreti Hızır'ın ona verdiği sihirli öküz her gün barınağının olduğu yere gelir ve pencereye boynuzlarını uzatırmış. Garip de sihirli öküzün boynuzundan günde 3 defa şekerli süt içerek karnını doyururmuş. Hem de bu sihirli öküz köyün hayvanlarını garibin barınağına da yaklaştırmazmış. Ama o hayvanlar Nasip'in barınağının üstünden geçerken her tarafı da pisletirlermiş. Böylece bu durum bir ay kadar devam etmiş. Nasip'in annesi kendi kendine keyiflenerek ''Nasıl olsa bu defa Nasip'im iyice gelişmiştir, garip de iyice zayıflamıştır.'' diye düşünüyormuş. Sonunda bir gün onları barınaktan çıkartmaya karar vermiş. Böylece kadın ile kocası biri kalın, diğeri ince iki ip alarak barınağa gitmişler. Önce garibin barınağının başına giderek seslenmişler. ''Garip,
Sana ince ip mi salalım yoksa kalın ip mi? Garip barınaktan cevap vermiş. Bilmez misiniz ki ben ince ipin adamıyım. Adımdan da belli olmuyor mu garip olduğum demiş. Bu sözleri duyan kadın onun iyice zayıfladığını düşünerek daha çok keyiflenmiş. Özoğlu Nasip'e sağladığı imkanları da düşünerek artık oğlumun durumu çok daha iyidir diye içten içe seviniyormuş. Derken ipi garibin barınağının penceresinden içeriye sarkıtmışlar. Garip de ipe tutunarak dışarıya çıkmış. Garip dışarıya çıkınca kadın bir de ne görsün. Maşallah garip aslan gibi bir delikanlı olmuş. Eskisinden daha güçlü, daha sağlıklı ve daha yakışıklıymış. Kadın bu kez de Nasip'in kaldığı barınağın penceresinin yanına gelerek seslenmiş. Nasip, aslan oğlum, canım, ciğerim, sana kalın ip mi sarkıtayım, ince ip mi sarkıtalım? Bu sırada barınağın içerisinden Nasip'in sesi güçlükle geliyormuş. Anneciğim, bana ince ip salın, zaten ölmek üzereyim. Bunları duyan kadın çok telaşlanmış ve hemen ipi Nasip'in olduğu barınağın penceresinden aşağıya sarkıtmışlar. Ve Nasip o ipe tutunarak dışarıya çıkmış. Ama bir de ne görsünler, Nasip barınağın içerisinde daha da kötü olmuş, çöp gibi bir hale gelmiş. Annesi hemen öz oğlunu kenara çekip ona gizlice sormuş. Evladım, ben sana o kadar iyi baktım, nefis yemekler gönderdim, sana ne olmuş böyle? Kilo alıp gelişeceğine iyice zayıflamışsın. Ama garibe de hep kuru ekmek gönderdim, yemek artıklarını verdim. Ama o yine senden daha sıhhatli, daha sağlıklı. Bunun bir sebebi var mı? Nasip de başlamış anlatmaya. Oduna gittikleri o günü, aksakallı, yaşlı bir adamla karşılaşmalarını, aksakallı adamın kendilerinden yardım istemesini ve ona yardım eden garibe sihirli bir öküz verişini, daha sonra da olanları baştan sona kadar anlatmış. Bunları duyan annesi hiç boş durur mu? Hemen kendisini hastalığa vermiş. Ah etmiş, vah etmiş ve kocasına, ''Bey, biliyorsun ki bunca zamandır hastayım. Hastalığım için hep çare ararım ya, gittiğim hekimler de bana, senin hastalığının ilacı, sarı öküzün etidir derler. Beni ölüme mi terk edeceksin? Bak oğlumuz garibin yanına gelip giden bir sarı öküz varmış. Onu kes de ben yiyeyim ve iyileşeyim.'' Zaten pek korkak olan ve karısının bir dediğini iki etmeyen adam onun bu söylediğini de hemen kabul etmiş. Ve garibe giderek sarı öküzün nerede olduğunu sormuş ve ondan bu öküzü kesmek için izin istemiş. Garip ağlamış, sızlamış, izin vermek istememiş ve sarı öküzün yerini söylemeye razı olmamış. Ama babası o kadar çok üzülmüş, o kadar çok yalvarmış ki sonunda gönlü razı olmamış, mecbur kalıp kabul etmiş. Bundan sonra garip kırlara gitmiş ve sarı öküzü bulmuş. Onu tutarak eve getirmiş. Sarı öküzü yere yatırmışlar. Fakat hiçbir bıçak onu kesmemiş. Etrafta ne kadar bıçak varsa hepsini denemişler. Ama hiçbir bıçak sarı öküzü kesmemiş. Meğer Hazreti Hızır öküzü garibe verirken ona bir de bıçak vermiş. Ve garibe demiş ki, ''Oğul, bu bıçağın haricinde dünyadaki bütün bıçakları da getirseler bu öküzü kesemezler.'' Meğer Hazreti Hızır'ın bu söylediklerini Nasip de duymuş. Fakat daha önce aklına gelmediği için annesine söylememiş. Bıçaklar sarı öküzü kesmeyince Nasip'in aklına duyduğu sözler gelmiş
ve hemen giderek annesine bunları anlatmış. Bunun üzerine garibe daha çok baskı yapmaya ve o bıçağı getirip vermeye ikna etmeye çalışmışlar. Kadın yine hemen kocasının yanına gelerek garipte bir bıçak olduğunu ve o bıçakla sarı öküzü kesebileceğini söylemiş. Korkak adam da yine oğlu garibin yanına giderek o bıçağı vermesini istemiş. Babası bıçağı vermesi konusunda ısrar ederken Nasip de onun yanına gelerek "Eğer yardım etmezsen annem senin yüzünden ölecek" demiş. Sonunda bu baskılar karşısında garibin dayanacak gücü kalmamış, bir köşeye çekilip ağlamaya başlamış. Onun bu perişan halini gören sarı öküz, garibin yanına gelerek dile gelmiş ve bir insan gibi konuşmaya başlamış. "Hemen üzülme ey garip, sana söyleyeceklerimi yap. O zalim kadının bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız vardır. Önce bir tencere kül burnumun ucuna, bir tencere çakıl da ayağımın önüne getir ve sen de boynuzlarıma binip kendini sıkıca tut. Sonra sendeki bıçağı onlara ver. Tamam mı?" demiş. Garip de sarı öküzün söylediklerini tamam diyerek kabul etmiş ve babasının yanına gitmiş. Garip babasına demiş ki, "Bazı şartlarım var. Eğer bunları yerine getirirseniz bıçağı size veririm." Onlar da şartlarını kabul edince garip bıçağı çıkarıp vermiş. Babası bıçağı alıp öküzün boynuna çalacağı sırada öküz bir üflemiş ve ayaklarıyla da tencereye bir vurmuş ki etraf toz duman olmuş. İşte bu sırada öküzün boynuzlarına binmiş olan gariple birlikte öküz uçmuş ve gitmiş. Böylece garip ile öküz az gitmişler, uz gitmişler. Sonunda bir mereye rast gelmişler. Öküz, "Ben bu merada biraz otlanacağım. Sen de şu kavağa çık da sağı solu gözetle" demiş. Garip kavağa çıkmış, etrafı gözetlemeye başlamış. Bir müddet sonra öküz ona sormuş, "Ne oldu? Etrafta canlı veya bir kimse var mı?" Garip de, "Yok, hiçbir şey yok" demiş. Bir müddet geçtikten sonra öküz tekrar sormuş, "Şimdi kimse var mı?" O sırada garip, "Uzaktan bir şey geliyor ama çok tuhaf bir şey. Bir dudağı üste kuşları topluyor, bir dudağı da yerde ne varsa silip süpürüyor. Nasıl desem bilmem ki, çok acayip bir şey bu." Meğer bu gelen bir devmiş. Dev öküzü görünce başlamışlar hemen kapışmaya. Dev ile öküz bir süre kapıştıktan sonra yorulmuşlar. İkisi de çok susadıkları için su içmeye karar vermişler. Dev demiş, "Önce ben içeceğim." Öküz demiş, "Yok, önce ben içeceğim." Bunlar böyle "önce ben içeceğim, önce ben içeceğim" derken sonunda dev öküze, "Sana söz veriyorum, önce ben içersem sana da içiririm" demiş. Öküz de kabul etmiş. Ama dev suyun hepsini içmiş ve sıra öküze gelince ona hiç su kalmamış. Bunun üzerine öküzle dev tekrar kapışmaya, kavga etmeye başlamışlar. Tabii susuz kalan öküz bir süre sonra yere yığılıp kalmış. Dev tam öküzü öldürecekken öküz ona demiş ki, "Madem ki beni öldüreceksin, şu ağaçtaki garip kişi önce Allah'a, sonra da sana emanet." Bunu dedikten sonra dev öküz ile yine kapışmış ve sonunda onu yenmiş. Dev öküzü öldürdükten sonra garibe seslenmiş, "Hey ağaçtaki, sana diyorum, aşağıya in." Garip korkusundan inmemiş. Dev tekrar bağırmış, "Hey sen ağaçtaki aşağı insene. Sarı öküzün hatırı olmasaydı vallahi seni de yerdim. Ama ne yapayım ki, ona söz verdim." Garip de çaresiz kalınca mecburen ağaçtan aşağıya inmiş. Neyse ki dev garibi alıp evine götürmüş.
ve ona evdeki odaların anahtarlarını teslim etmiş. Sonra onu alıp ahıra götürerek oradaki atları göstermiş ve ''Bak garip, bu atları iyi bak, onları tımar et.'' demiş. ''Artık bunlardan sen sorumlusun.'' Böylece garip devin yanında yaşamaya başlamış ve onun ahırındaki atlara bakıyormuş. Günler gelmiş, günler geçmiş. Zamanla garip devin bütün huylarını öğrenmiş. Dev evden ayrıldığı zaman tez dönerim dese geç gelirmiş, geç gelirim dediği zaman da tez gelirmiş. Garip de bunu iyi bildiği için hep kaçmak için uygun bir zaman beklemiş. Kaçmak için de devin atları içerisinde özellikle Kırat'a çok iyi bakarmış. Çünkü garip onunla kaçmayı planlıyormuş. Aradan epey zaman geçmiş. Günler haftaları, haftalar ayları kovalamış. Bir gün dev çabuk gelirim diye evden çıkıvermiş. Garip de fırsat bu fırsat diyerek kaçmayı düşünmüş. Devin ona verdiği anahtarlarla evdeki odaların kapılarını açmaya başlamış. En son anahtar eline geldiğinde, onunla son kapıyı açtığında garip bir de ne görsün. Odanın içi çil çil altınlarla doluymuş. Sonunda garip bu odadaki altınlardan alabildiği kadarını almış ve devin ahırındaki kır ata binerek oradan uzaklaşmış. Garip az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda devin olduğu yerden çok uzaklara gitmiş ve yanında getirdiği altınlarla kendine çok güzel bir konak yaptırmış ve oraya yerleşmiş. Sonra garip orada güzel ve yetim bir kız bulmuş ve onunla evlenmiş. O kızla birlikte aradığı mutluluğu da bulmuş. Garip ile bu güzel kız mutlu bir hayat yaşamaya başlamışlar. Çok güzel çocukları olmuş. Ondan sonraki hayatları rahat içerisinde geçmiş. Böylece garip ermiş muradına, darısı tüm gariplerin başına. Hoş kalın, hoşça kalın, çoktan çok selamlar. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış bir yokmuş. Uzaklardan uzak bir diyarda zengin bir ağa yaşarmış. Bir gün bu ağa bir rüya görmüş. Rüyasında dağ köylerinden birinde bir çobanın oğlunu görmüş. O çobanın oğlu kendi kızıyla evlenecekmiş. Ağa bu rüyadan sonra çok korkmaya başlamış. Nasıl olur da kızımı bir çobanın oğluna veririm diye hayıflanıyormuş. Bunun üzerine ağa sonra sonra o çobanın köyünü bulup çobanın yanına gitmiş ve ona demiş ki ''Oğlunu bana ver de benim çiftliğimde çalışsın. Ben onu okuturum, ona bakarım. Hem de sana para veririm.'' Çoban biraz düşünmüş ve oğlunun kendi yanında davar güdüp çoban olacağına, hiç olmazsa ağanın yanında çalışıp okumasının daha iyi olacağından ona tamam demiş. Sonunda ağa ile çoban anlaşmışlar. Ama çocuğun annesi önce bunu kabul etmek istememiş. Fakat sonra onu da ikna etmişler. Ağa çobana biraz para verip çocuğu almış. Böylece ağa ve çocuk yola düşmüşler. Fakat ağa bu çocuğu kendi yanında götürmemiş. Bir dağın başına gelince onu orada yalnız bırakmış. Tabii ki ağanın maksadı çocuğun o dağda yalnız kalarak açlıktan ölmesiymiş. Fakat ecel vakti gelmeden hiç kimsenin canı çıkmaz derler. Dağlarda hayvan otlatan başka bir çobanın sürüsünden bir keçi de bu dağda yalnız kalan çocuğu emzirmeye başlamış. Keçi her gün gidip gelip o çocuğu emzirirmiş. Tabii ki keçinin de sütü emzirdiği için çekilmiş. Bir zaman sonra keçinin sahibi bu durumu fark etmiş.
ve sütün çoban tarafından sağıldığını düşünmüş. Kadın çobanın yanına gelerek, "Ey çoban, keçimin sütünü ne diye sağıyorsun, söyle bakalım," demiş. Çoban da duydukları karşısında çok şaşırmış, "Hayır, ben sağmıyorum," demiş. Ertesi gün çoban bu keçiyi takip etmeye başlamış. Bir de bakmış ki ne görsün, bu keçi gidip bir mağaraya girmiş ve mağarada bir çocuğu emziriyormuş. Bunu gören çoban hemen çocuğu alıp evine götürmüş. Çocuğu gören karısı çok sevinmiş çünkü çoban ile karısının çocukları olmuyormuş. Çoban ile karısı bu çocuğu kendi evlatları gibi büyütmeye başlamışlar. Aradan uzun yıllar geçmiş ve çocuk bir delikanlı olmuş. Bu sırada ağa yine bir rüya görmüş ve rüyasında bir ses ona, "Sen o çocuğu dağ başında bıraktın ama o ölmedi ve yaşıyor. Artık o bir delikanlı ve gelip senin kızını alacak, onunla evlenecek," demiş. Ağa rüyasından korkuyla uyanmış. Ağa sora sora acaba dağ başında bıraktığı çocuk nerede olur onu bulmaya çalışmış. Sonunda onu evlatlık olarak alan çobanı bulmuş ve çobanın yaşadığı yere gitmiş, gizlice delikanlının yanına gelmiş. Ona bir mektup vermiş ve demiş ki, "Evladım, sen bu mektubu al, şehirdeki zengin ağanın kahyasına götür. O sana bol bol para verecek," demiş. Oysa ağa bu mektupta şöyle yazmış, "Bu delikanlı benim düşmanımdır. Gelince onu hemen öldürün." Bizim delikanlı mektubu alıp gitmiş. Tam ağanın konağının bahçesine girince orada uykusu gelmiş ve bir ağacın altında uyumaya başlamış. Bu sırada ağanın kızı da pencereden bakıyormuş ve ağacın altındaki delikanlıyı görünce onun kim olduğunu merak etmiş ve evden hemen çıkarak onun yanına gitmiş. Kız delikanlıyı gördüğü zaman ona aşık olmuş ve delikanlının elinde bir mektup olduğunu fark etmiş ve mektubu alıp açmış, okumuş. Kız bir de ne görsün, babası tarafından bu delikanlının hemen öldürülmesi gerektiğini söyleyen bir yazıymış bu. Kız hemen mektubu alarak içeriye gitmiş ve orada babasının el yazısını taklit ederek yine bir mektup yazmış, altına da ağa babasının imzasını atmış. Bu yeni mektupta şöyle yazıyormuş, "Bu genç oraya gelince ben olsam da olmasam da beni beklemeyin ve kızımı hemen onunla nikahlayın, düğün yapın." Bu mektubu kız yine ağacın altında uyumakta olan delikanlının yanına gelerek aldığı yere yeniden koymuş. Bir müddet sonra delikanlı uyanmış ve konağın kapısına gelerek kapıyı çalmış. İçeriden kapıyı açan kahya ona ne istediğini sormuş. O da kendisinde bir mektup olduğunu ve onu ağaya vermesi gerektiğini söylemiş. Kahya mektubu almış, zarfı açmış ve içerisinde yazılanları okumuş. Ondan sonra delikanlıyı içeriye davet etmiş ve kahya hemen düğün hazırlıkları için gerekli emirleri vermiş. Delikanlıya da mektupta ne yazdığını söylemiş. Böylece ağanın kızı ile çobanın oğlu burada buluşmuşlar ve birbirlerini görmüşler, sevmişler, kabul etmişler. Ertesi gün büyük bir düğün başlamış. Çobanın oğlu ile ağanın kızının nikahları kıyılmış. 40 büyük kazanda 40 çeşit yemek pişirilmiş. Düğüne iştirak edenler delikanlı ile kızı tebrik etmişler. Düğünün sonunda ağa da çıkıp gelmiş. Ağa bir de ne görsün, büyük bir düğün ve kendi kızı ile onun öldürülsün diye gönderdiği çobanın oğlu evlenmişler.
A tabii ki çok öfkelenmiş, çok sinirlenmiş ve ben bu adamı öldüreceğim demiş. Ama A'nın kahyası ve orada olan dostları araya girmişler. Ağam demişler, sen etme, bu gençler artık evlenmişler. Olan olmuş. Demek ki Allah'ın takdiri bu imiş. Nasip neyse o olurmuş. Sonunda A da öfkesinden vazgeçmiş ve bu evliliğe razı olmak zorunda kalmış. Bundan sonra çobanın oğlu ile A'nın kızı mutlu bir hayat sürmeye başlamışlar. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Uzaklardan uzak bir köyde, zamanlardan eski bir zamanda çok güzel bir kız varmış. Güzelliği dillere destanmış. Köydeki bütün gençlerin gözü bu kızdaymış. Kız o kadar güzelmiş ki onu görenler güzelliğine vurulurmuş. Onunla evlenmek isteyenler bütün mal varlıklarını feda etmeye razıymış. Ama bu güzel kız hiç kimseyi beğenmiyormuş. Onun gözü çok yükseklerdeymiş. O evleneceği adamın hem çok zengin, hem yakışıklı, hem de çok bilgili olmasını istiyormuş. Bu güzel kızın yaşadığı köyde bir de o köyün bir çobanı varmış. O da bu güzel kıza aşıkmış. Bir gün karar vermiş, gidip bu güzel kızı kendisine istetmiş. Kızın babası da bir kızıma sorayım demiş. Kızına sormuş, güzel kız da çobanı kırmamak için demiş ki, ben şimdilik evlenmeyi düşünmüyorum. Tabii çoban da bu cevaptan durumu anlamış ve bunun üzerine köyünü terk etmiş. Çoban şehre gitmeye karar vermiş. Bir müddet sonra da şehre yerleşip orada yaşamaya başlamış ve orada evlenmiş, çoluğa çocuğa karışmış. Ama geçen bunca zamana rağmen bazen yine de o köydeki güzel kızı hatırlıyormuş. Onun için de çoban bir daha köyüne dönmemeye ve kendi ailesine sadık kalmaya yemin etmiş. Böylece aradan yıllar geçip gitmiş. Fakat bir gün çobanın köye bir işi düşmüş ve oraya gitmek zorunda kalmış. Yolda köyüne giderken o kız aklına gelmiş. Acaba şimdi ne yapıyor diye merak etmiş. Köye az bir mesafe kalmışken çoban yolda bir arkadaşına rastlamış. Arkadaşıyla biraz sohbet etmişler. Tabii sohbetin bir yerinde de o kızın ne olduğunu, evlenip evlenmediğini merak eden çoban onu arkadaşına sormuş. Arkadaşı evet evlendi demiş. Çoban merakından dayanamamış. Yahu arkadaşım, o kız hiç kimseyi beğenmezdi. Doğrusu çok merak ediyorum. Bu kız nasıl biriyle evlendi? Arkadaşı da köye gittiğinde kendin görürsün demiş. Bunun üzerine çoban köye gelmiş, oradaki işini halletmiş. Bundan sonra da çoban o kızın kiminle evlendiğini öğrenmek için onun evinin yerini öğrenmiş ve oraya giderek beklemeye başlamış. Bir zaman sonra kapıdan şişman ve çirkin bir adam çıkmış. Çoban adamı görünce gözlerine inanamamış. Yok canım demiş, bu adam onun kocası değildir herhalde. O kız böyle biriyle evlenmiş olamaz. Bir müddet böyle şaşkınlık içerisinde kalmış. Sonunda dayanamamış ve evin kapısını çalmış. Kapı açılınca içeriden o eski güzel kız çıkmış. Çoban, beni tanıdın mı diye sormuş. Kız biraz düşündükten sonra, evet tanıdım demiş. Çoban, kusura bakma seni rahatsız ettim ama merakımı yenemediğim için geldim. Sen hiç kimseyi beğenmezdin
acaba evlendiğin kişi nasıldır diye merak ediyordum. Gelip kapının önünde kocanın çıkmasını bekledim. Kız da ona, evet, biraz önce evden biri çıktı, onu gördün mü demiş. Çoban da, evet, onu gördüm demiş. İşte ben onunla evlendim demiş kız. Ama çoban çok şaşırmış, inanamamış ve kıza sormuş. Nasıl oldu da onunla evlendin? Güzel kız bir süre sustuktan sonra çobana demiş ki, senden bir şey isteyebilir miyim? Çoban da, hay hay, buyur demiş. Bak çoban efendi, bizim bahçede ne kadar güzel, ne kadar çok çiçek var. Onları görüyor musun? Bana oradan bir tane güzel çiçek getirir misin? Tabii demiş çoban ve hemen bahçeye gitmiş. Her taraf güzel çiçeklerle doluymuş. Çoban bahçede dolaşmış, dolaşmış ama bir türlü hangi çiçeği koparıp kıza getireceğine karar verememiş. Vakit de epey ilerleyince kız seslenmiş. E artık acele et. Bunun üzerine çoban aceleden bir çiçeği koparmış ve kıza getirmiş. Fakat hangi çiçeği getirdiğinin farkında değilmiş. Çiçeği kıza uzatmış. Kız bir çiçeğe bakmış, bir de çobana bakmış ve demiş ki, ''Şimdi anladın mı? Ben niye o adamla evlendim?'' Çoban da elinde getirdiği çiçeğe bakıp, ''Evet, şimdi anladım.'' demiş. ''Sana en güzel çiçeği getireyim.'' derken, o kadar çok oyalandım ki, sıradan bula bula bir çiçek getirmişim. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.